Ben susuyorum, Lacazette konuşuyor. Şu kaçar mı ulan? Bir de böyle yapıyor. Kaleci bakmış böyle. Öyle alırlar işte. Sen kimle paslaşıyorsun lan? Kimin takımına karşı? Ulan Henry'den top alacak adam var mı be? Varmış. Bu bölüm dananın kuyruğu kopuyor. Dostlar hepiniz No 20 çekenlerine hoş geldiniz. Ekranda gördüğünüz takvim bizim kurtuluşumuz. Nasıl mı? Şimdi bu takvimden önce şöyle başlayayım. Şu bilgiyi vermezsem takvimin hiçbir anlamı kalmayacak. Schalke maçına yapacaktık biliyorsunuz bölümün ilk maçında. İlk maçımız Schalke olacaktı. Biz Schalke maçına gün sayarken Bayern Münih maçını yaptı ve 1-1 berabere kaldı Mainz'la. Dolayısıyla şu anda aynı puandayız. Ve Bayern Münih'in bir maç fazlası var. Bu bizim lehimize bir durum. Farkındasınız zaten. Şimdi Schalke ile yapacağız. Hoffenheim ile yapacağız. Leipzig ile yapacağız. Chelsea ile yapacağız. Ondan sonra Bayern Münih ile yapacağız. Bayern Münih maçına kadar Bayern Münih biraz daha puan kaybetse, biz de bu Bayern Münih maçını alsak tadından yenmez. Öyle bir bölüm olur. Tabi 4-3 aldığımız Chelsea maçının da rövanşı var. Hem de İngiltere'de. Şimdi yavaş yavaş. Değil, hızlı hızlı, bayağı hızlı hızlı. Kadro bu. Modric yerine Gacinovic'i oynatmaya karar verdim. Deneyeceğim Gacinovic'i. Lacazette haller ileride, her şey tamam. Schalke maçına çıkabiliriz. Şimdi hangi forma giyse, kırmızı güzel ya. Kırmızıyla oynamıyoruz bayağıdır. Herkes tamam. Let's go bitches. Schalke'nin sahasındayız. Sahasında ne kadar böyle grip ya. Her yer demir falan. Ama seyirciler organize. Ulan bu gerçekte oluyor mu acaba? Herkes elinde bir şey tutuyor arkada, farkında mısınız? İndirip kaldırıyorlar falan. Vay yavrum vay. O zaman biz başlarız. O ellerindekileri de indirtiriz. Hadi beyler. Haller verdi Henry'ye. Aa Henry yok. Henry cezalı bu arada, evet. Onu yine Tavata'ya oynatıyorum. Gördüğünüz gibi sol beke geçen orada oynuyor abi. Şimdi şöyle verdik. Kama da vurdu. Direkt Kama da yaptı bir şeyler. Hadi korner. Gacinovic yaptı ortayı, vuramadık. Maskeralde kalır mı? Kaldı. Delikt vurdu. Saçma bir vuruş Delikt'ten. Top bizde. Lacazette. Onu geçti. Ortasını yaptı. Ah vuramadık ya. Maskeral. Oo çok kötü vuruş ya. Umarım kornerdir. Nerede? Haydi bre. Geliyorlar. Arkada çok iyi geldiler. İnanılmaz saçma bir kafa vuruşu. Aman ne güzel. Tam bizim istediğimiz gibi. Ta yukarıdan oğlum. Kaptıracaksın yoksa. Şöyle bir Kamada'ya verelim mi artık? Kamada oradan gene bir şeyler yapıyor gördüğünüz gibi. Kamada gidiyor. Vurdu Kamada ama bu sefer olmadı ya. İyi verdiler oraya. Hayır hayır. Aman aman diyeyim. Çok güzel. Çıkarın abi şunu, çıkarın. Derken pas verdim heriflere. Lan bende gerizekalılık var ya. Hadi abi hadi. Güzel. Şöyle gider misin Haller? Haller gidiyor musun? Pasını verdin. Çok güzel. O da geldi. Gacinovic geçti adamını, vurdu. Lacazette bitir onu. İşte bu. Abi biz geliyoruz böyle avlukaya. Alıyoruz avlukaya. Çok iyi beyler ya. Kamada, Gacinovic, Lacazette. Herkes gol peşinde. Çok güzel. Biraz da şans golü gibiydi ama atak güzeldi en azından. Hele Gacinovic'in o çalımı. Devam ediyoruz beyler. Gol atmaya devam Schalke'ye. Oha yardırdı gidiyor. Böyle şeyler yapmıyordu bunlar ya. Yapay zekaya bak. Vay anasını. Ben ne yapıyorsam aynısını yapıyor herhalde yapay zekada. Şunu da bir atlatalım da. Güzel. Oo, hem de Lacazette kaldı. Koçum benim be. Lacazette gidiyor. Kaptırmazsa iyi. Lacazette. Güçsüz kaldın. Eyvah eyvah. Ben nasıl yaptım bu hatayı? Vay arkadaş. Leo Baptista ya. Abi hatamdan gol yiyince var ya.
Kendime kızıyorum ama neye yarar? Yukarı döndük. Haller boşsun orada ama geçmedi. De Costa var. Chanter da yok. Pas güzel. De Costa'ya doğru. Pas güzel. İşte bu. Ulan ne oluyor ya? Haller ne eşek adamsın ya. Ulan boş kaleye kaçıran takım da olduk iyi mi? Vay arkadaş ya. Gacinovic Kamada. Gacinovic sen yapacaksın ortayı geç. Olmadı ya. Beyler bari önde basalım da alalım şu topları. Oha. Kamada güzelsin. İyi geliyoruz. Alttan De Costa yine yardıma geldi. Oğlum oradan çıkmamız lazımdı. Lacazette döndü. Ben susuyorum. Lacazette konuşuyor. Lacazette döndü dedim mi? Bilin ki orada bir gol var. Koçum benim ya. Maça çıkarken kolyesini takmıyor galiba. Isınırken taktığını gördük de. Hey maşallah. Hadi bakalım. 2-1 yaptık Schalke karşısında. Orada bir kaçan var. Ah be abi. Ne güzel gol atıyorduk ya. Ulan şu basit golleri kaçırıyoruz yemin ederim ya. Kacinovic sen niye ataklara katılmıyorsun oğlum? Çok güzel pas Matuidi diye. Matuidi atamaz ki bunu. Haller atar mı? Ulan çizgiden çıkardılar be. Lacazette alırsın. Ah be. Neyse 2-1 aldık. Uf, kendi hatandan dolayı gol yemezsem mis gibi maçtı ya. Vallahi billahi. Çok net pozisyonlarda kaçırdık. Schalke kupadaki gibi değil. Almanya kupasında karşılaşmıştık ya. Adamlar manyak gibi oynuyordu resmen. Şimdi bir şey yok. Maç da yok Bundesliga'da. Evet Bayern Münih'e 3 puan farkı takmış bulunuyoruz. Bir mail var ona bakalım. Ceza bitti. Henry oynayabilir. Okey. Onu oynatacağız. Şimdiki maç kimle? Ona bakalım be. Hoffenheim. Kendi sahamızda Hoffenheim'de oynayacağız. Antrenman vardı. Antrenmanları yaptırayım. Kadroyu ayarlayayım. Modric'i ve Henry'i tekrar oyuna soktum. De Costa'yı yorgun olmasına rağmen Chandler'ın yerine oynatmaya devam edeceğim. Geri kalan zaten bizden. Bir mail daha var. Basın toplantısı. Basın toplantısına katılmıyorum. Demeç vermiyorum. Hiç acımıyor ve direkt maça geçiyorum. Bu sefer hangi formayı giyeceğiz? Beyaz. Ya biz siyah giyelim, onlar beyaz giysin. Nedir yani? Haydi beyler. Hoffenheim'la ilk maçımızda zorlanmıştık. Hatta berabere mi kalmıştık? Neydi ya? Öyle bir şey vardı. Bayağı tırstığım bir takım aslında bu ama. Saha güzel. Ben böyle sahalarda oynarım abi. Yardır De Costa. Karşımızda bir Schalke yok sonuçta. Dedim pas hatası yaptım ya. Aşağıda De Costa geldi bile. Yaptık ortayı. Lacazette vurdu. Zayıf bir kafa vuruşu. Çünkü orta yavaş. Yapacak bir şey yok. Oo, delik durdu kafayı. Haller indirdi Kamada'ya. Ondan Matuidi'ye. Matuidi sana hiç güvenmiyorum. Ama Lacazette'e pas verirsin. Lacazette de gömer mi? Oo, çok garip bir vuruş oldu ya. Tekrarına bakalım. Orada bir şeyler oldu. Şunu verdik. Lacazette çekti. Birinin yüzüne mi çarptı orada? Evet. Adam da yüzünü tutuyor. Ulan tüh. Vallahi gol oluyormuş neredeyse. Bunu indirelim hata devam edelim beyler. Oo, hem de Lacazette indi. Ama kontrol edemedik. Modric döndü. Oradan şutları vardır. Modric'in çok sert. Çok güzel pas Lacazette'den. Modric gidiyor. Abi vurun şuna ya. Ulan halleri atıyor Modric'te. Daha sağlam ayak var orada. Lacazette versene. Henry verdi pasını. Modric yapacak mı ortayı? Bir şekilde yapacak. Lacazette doğru. Lacazette değil Matuidi'ymiş. Lacazette olsa atardı onu zaten. Matuidi suyun ısınıyor Matuidi. Ben söyleyeyim sana. Şu kaçar mı ulan? Bir de böyle yapıyor. Oha lan. Herifi sıkıştırdım dedim. Ne biçim pas attı ya. Çok kötü yere. Orada bir adam beklemiyorsa diyecektim. Yuh artık ya. Çok güzelsiniz beyler. Harika aldınız. Güzel ayak koyduk. Çıkıyoruz. Haller'e geldi.
Hallerden kime? Kamada. Oh be abi. Oh be. O kadar forvet var takımda. Lacazette, Haller gibi. Kamada kaçtı. Yardırdı oradan. Şuradaki hareket kendisi çok güzel değil miydi ya? Hop. Güzelsin oğlum ya. Deniz sağa kapatmış. Bizimki soldan atmış. 1-0 Hoffenheim karşısında. Bence birkaç tane daha atmamız lazım. Herifler tehlikeli. Öyle alırlar işte. Sen kiminle paslaşıyorsun lan? Kimin takımına karşı? Lacazette Haller'e oynuyor. Haller'e güzel pas. Şey, Lacazette adamını geçti. At oğlum şunu. İşte bu ya. İşte bu kadar ya. Dünyaca ünlü yıldız aldın mı bunları bekliyorsun. Bunları yapacak. Şöyle sevinmemizi de yapalım. Golümüzü izleyelim. Ahanda böyle geçerler seni. İkisini de beşiğinden mi geçirmiş topu? Bana mı öyle geldi? Neyse. 2-0 yaptık, rahatladık. Bastırın abi şu adama ya. Yarım saattir topla oynuyor ya. Oha. Geliyorlar. Delikt indirdi. Az kalsın adamın önünde kalıyordu. İlk yarı bitti. Ulan çok güzel bir yerde kesti hakem. Bizim açımızdan iyi. Hoffenheim teknik direktörü bayağı sinirlenmiş olsa gerek. 6 şut atmışız. Adamlar 1 şut atmış. Ama topla onlar oynamış daha fazla. Bu kötü. Benim en övündüğüm şey budur aslında FIFA oynarken. Topa sahip olma oranı. Ama bunda olmadı. Modric'in önü bomboş. Lacazette ve Modric. Onlar da iyi anlaştı. Lan niye bastım ben? Onlar da iyi anlaştı. Modric tabii ki ayağını gösterir. Haklı. Ama çok yorgun gözükmüyor mu ya? Ya gol attım ama hani beni uğraştırmayın böyle şeylerle der gibi. Yoksa sakat mı acaba? Çok garip davranıyor. Tam doğru yere de vuramamış aslında. Biraz kaleci hatası. Tam üstüne vurmuş. Aynen. Bacağından sekmiş. Olsun. 3-0 yaptık mı? Yaptık. Devam. Kötü pas. Kötü pas. Adamlar gelayı. İlla bir tane yiyeceğiz mi ya? Vay arkadaş ya. Gene kendi hatamdan. Yine kötü yere pas verdim. Yine gol yedik ya. Radetski. Adamlar yine 2'yi buluyordu ha. Ulan. Bu aralar ne zaman 3-4 atsak mutlaka karşı takım yetişiyor, farkındasınız değil mi? Lacazette, kendin bir şeyler yapacaksın oğlum. İlla penaltı falan mı aldırmak istiyorsun? Pas güzel. Modric vur! Ah be, ulan o top yine Modric'e döndü, dolaştı geldi ya. Lacazette geldi. Hadi oğlum. Ah be, ulan Haller yine atıyordu kafaları. De Ligt kaptırıyordu nasıl kalsın. Fark ettim. Modric adamını geçti. Modric gidiyor. Abi herif kalıbıyla geçti öne ya. Kamada'dan bir topuk pası. Haller'e doğru geçmedi ya. Matu'yu da aldı. Çok güzelsin oğlum. Ver pasını. Abi atalım şunu ya. Hadi Lacazette. İşte bu ya. Nasıl sıkıştırırsak Hoffenheim'ı. Babamızın tarlası gibi vallahi paslaştık orada. Matu'yu da şurada almasam bu atak olmaz. Onu da söyleyeyim. Haller'in topuk pası. Lacazette'in de klas bitirişi. Kaleci bakmış böyle. Hadi beyler. Haydi beyler. 4 oldu. Daha atmayalım. Yeter ya. Hatta ben oyuncu değiştireyim. Dakika olmuş 84. Mesela Tah çıksın. Ordinez girsin. Şuraya Tavata'yı alalım. Şuraya da Chantre alalım. Çok çok yorulmuş adamlar. Modric hariç dinlenecek. Adamlar hırslı ama hala geliyorlar. Saygılar ya. Radetski güzelsin. Hoca da bitirdi. Daha dedi 4 olmuş, uzatmaya gerek yok. Şimdi Bayern Münih bir maç daha kaybetse, berabere kalsa, bir şeyler olsa ya. Bu arada maçın adamı Lacazette seçilmiş. 3 gol attı herif. Kolay değil. Bundesliga'da maç yok. Biz bir sonraki maçımızı gün sayarken Bayern Münih maçını yapacak büyük ihtimalle. Avraş farkıyla yine biz birinci oluruz. Onda sıkıntı yok da. Şunları antrenmanı bir yaptırayım. Şimdiki maçımız Leipzig'le, ondan 3 gün sonra da Chelsea maçı var. Şimdi şöyle bir şey düşünüyorum. Bu adamlar maçını yapmış ya. 3 puan fark, 6 puan fark olsaydı full yedek çıkacaktım Leipzig maçına, Chelsea maçına hazır olmak için ama
günleri sayalım. Belki o arada Bayern Münih maç yapar da yenilir falan. Hadi lan yapın şu maçı. Bir kere de benden önce yapın şu maçı ya. Çin Halk Cumhuriyeti'nden teklif geldi. Lan armaları ne kadar güzelmiş. Ama bu kabul edeceğim anlamına gelmiyor tabii. Yok abi yapmamış herifler maçı. Kadroya bakıyoruz. Modric falan yine oynuyor. Tamam. Çıkıyoruz yine. Aynı kadro çıkıyoruz. Leipzig ligde kaçıncı ya? Ona da bir bakmam lazım. Leipzig 13. Lan geçen sezon bunlar çok iyiydi ya. Bu sezon bayağı düşüşteler. Herhalde yanlış transferler falan yaptılar. Birkaç oyuncu sattılar. Bu sefer hangi forma giyeceğiz? Siyah. Güzel. Herkes yerinde mi? O zaman let's go. Paller ısınıyorsun ama vallahi bir şeyler yap artık yani. Şu eski formuna bir dön. Yoksa satacağım seni. Gerçi Frankfurt'tan gidiyoruz ama. Hadi beyler be. Leipzig deplasman. Yapalım bir şeyler. Hadi. Lacazette aldı hemen. Kazandırdı topu. Lan. Baskıyla başladık. Matuidi. Yaptı çalımı. Verdi Kamada'ya. Kamada sen de iyi saklarsın topu. Oha faul yok mu? Gole gidiyoruz. Çektik. Verdik pası. Ulan iki kişi kapattılar herifin önünü. Çok güzelsin Modric. Gerçekten faul yok ya. Modric zaten o cüsseyle nasıl faul yapabilir ki? Ver artık Henry'ye güzelsin. Henry'den çok kötü orta ya. Lacazette. Henry'yi buldu hemen. Henry'yle Lacazette paslaşıyor. Haller. Modric'e doğru. Modric. Hiç fena değil oğlum ya. Bu herifin şutları beni benden alıyor ya. Haller'e geldi şimdi. Abi çok fena geliyoruz ya. Yap ortayı. Lacazette vuramadı. Lacazette verdi pasını. Haller döndü. Güzel güzel. Hiç fena değil. Haller'den beklediğim performans bu. Herkes ceza sahasındayken içeri mi kessek diyeceğim de. Az kalsın kaptırıyorduk. Tahta yardıma geldi. Lacazette döndü. Lacazette gidiyor. Abi direkleri dövüyoruz ya. Çok iyisiniz ama. Helal. Bravo. Kötü geliyorlar. Ulan bir an gol sandım ya. Henry'nin pası bu sefer kötü. Modric aldı. Ya hocam gerçekten bir şey yok ya. Vallahi hakkımızı yiyorsun ya. Şimdi Lacazette. Modric kaptırma. Çok güzel. Muhteşem attık ya. Vallahi sevdiğim gollerden biriydi. İlmek ilmek dokuduk ya. Gördüm golü. Şu pas iyiydi. Orada bencillik yapmayıp Matuidi Haller'e verdi. Saygılar Matuidi, saygılar Haller. Haller de bitirmiş. Güzel. 1-0 yaptık Leipzig deplasmanında. Saldırın beyler. Ah alıyorduk. İlk yarıda bitti. İlk yarı bitmeden bir gol bulmak da güzel oldu. Frankfurt taraftarı da az sayıdaki coşmuş durumda. Bayern Münih Dortmund'la 0-0. Aa çok güzel. Dortmund'la yapıyor Bayern Münih. Ulan Dortmund'u yense ne güzel olur be. Vallahi harika olur. Modric çok yorulmuş. Gacinovic girersin bence. Barkok'u da Matuidi'nin yerine alacağım. Orta sahayı biraz zinde tutalım. Hadi beyler. Tehlikeliydi ya. Ama size bir gol daha atacağım ben. Zaten ucundan dönüp duruyoruz. Uzayın beyler şuna. Çok güzel. Oo, organizelerdi. Bizde kaldı. Hemen hızlı atak. Çok iyi paslaştınız. Vallahi geldik. Vallahi geldik. Lacazette'de Haller yardırdı orayı. Ulan şu performansı Chelsea maçında da bekliyorum abi. Nasıl paslaştınız be, helal olsun. Bak taraftarı yine coştu. Ver geç, ver geç, ver geç derken boşluğu yakaladık. 3 olur mu? Bence olur. Ekos da yine geliyor. Haller'e doğru güzel pas. Haller'e kaydılar. Çok güzel bir free kick noktası. Şimdi. Leipzig bunu yaptığını pişman olacaksın gibi geliyor bana. Kart da yemedin, buna dua et. Modric olsaydı Modric'i attırırdık. Lacazette.
Ah be, kafadan sekti ya. Çok güzelsin be De Costa. Bastırıyorlar, aman hata bir. Hata bir, sıçtık. Sıçtık. Gene kendi hatamdan yedim ya lan. Hadi beni affettirin çocuklar da, beklenmedik bir gol atın hadi. Barkok gidiyorsun. Barkok iyi gidiyorsun Barkok. Çektin Barkok, adamını geçtin mi? Sayılır. Bir daha. Barkok orada adamı dübüründen kıl aldı neredeyse. Abi hadi kaptırmayın şunları ya. Ahan da gol. Ne oldu? Ha gol değil mi? Evet. Bir an offside sandım. Beni affettirdiniz. Lacazette teknik direktörünü kurtardı şu an. Kaleyi gördüğü gibi gene yapıştırdı herif ya. Affetmedi. 3-1. Güzel. Çok güzel pas verdi herif ya. O kadar şey yaptım. Delikt kaçırmazsın sen o kafaları. Lan gene hata ya. Kendime sinir oluyorum. Kendime ne yapabilirim ki sinir olduğum zaman? Vuracağım mı? Kafama mı vurayım? Ya of ya. Delikt mis gibi kafayı vuruyor. Ben gidip... Gerçi çok da benim hatam değilmiş ya. 3-2. Saçma bir şekilde 3-2 oldu maç ya. Çok güzelsiniz. Maç da bitti. Oh be. Ulan 3-3 oluyordu ya şaka maka. Güzel goller attık. Direkleri bayağı dövdük. Bakalım. Bayağı Münih'le Dortmund berabere kalmış. Oh. İşte bu ya. Birbirinize puan kaybettirin. İyi, Dortmund'un kazanmamasına da sevindim. Çok güzel ya. Şimdi Chelsea maçı. Şu antrenmanları bir yaptıralım. Puan farkı ne olmuş? 5 olmuş. Valla ligin sonlarına doğru çok iyi oldu bu. Şu basın toplantısında bir konuşalım. Frankfurt'u övelim ya. İlk maçı aldı herifler. Övgüyü hak ediyorlar bence. Chelsea maçına gün sayalım. Bakalım kadro kendini ne kadar yenileyebilecek kondisyon açısından. Ulan kadro yine yorgun ya. Abi bir tam şey çıkamadık şunlara. Parçalayacağım var ya. Full kondisyon çıksak parçalayacağım şu herifleri de. Biz kırmızı olalım. Onlar da beyaz olsun. Bence iyidir. İlk skor 4-3. Yukarıda da yazıyormuş. Güzel. Hadi bakalım. Hayırlısı çocuklar. Elinizi ayağınızı öpeyim. Ne olur şu maçta hatasız oynayın ya. Kendime de söylüyorum. En çok hata yapan benim. Hadi beyler. Haller Henry'ye döndü bile. Henry gidecek. Sıçtık hemen. Henry'ye geldi. Henry ver geç. Lacazette ver pasını. Ah geçmedi. Hocam faul yok muydu orada ya? Baya aldık. Kamada helalsin oğlum. Çok iyi ama hemen pası geri verdik. O da olmadı. Of, herif hızlı tabi. Ama bizde de De Costa var. Oha ya. İyi girdik. Çıkalım. Tehlikeli bir ataktı. Gene ceza sahasına girdi herifler. Aman beyler aman. Oha. Ne kadar güzel geliyorsunuz siz ya. Hadi beyler, şimdi de bizde sıra. Henry'e ver şu topu artık. Henry adamını geçti. Pasını verdi Matuidi'ye. Matuidi gidemez ki. Anasını satayım ya. Ya bomboş kaldı herif, yapmayın. Bunlar güzel pas verir oradan. Beyler, beyler, beyler. Çok pis yiyorduk. Kaptırmayın abi şurada. Heh. Hakem senin yüzünden yiyeceğim golü ha. Vallahi hakem yüzünden yedim ya. Şaka mı bu abi ya? Bak hakem yüzünden bak. Of of. Hadi oğlum. Ver cevabı diyecektim, veremedik. Güzel pozisyondu. Çok güzel be. Haller. Bitir bunu Haller. Oh be ulan. Yaptıkları hatayı böyle cezalandırdık işte. Oh be 1-1 ya. Of of.
Güzeldi haller. Vallahi sana çok ihtiyaç duyuyordum orada. La Gazette olsa kesin atardı da sen de attın. Hadi beyler ya. Hasta güzel Kamada ya. Hadi oğlum. Olmadı. Bizde kalsın şu ya. İyi geliyoruz. Modric ya. Haller'den de güzel pastı bu arada. Gözümden kaçmadı. La Gazette vurdu. Olmadı. Haller La Gazette. Lacazette yine atıyordun oğlum. Helal olsun ama. Dakika 74. Bizim de bir oyuncu değiştirmemiz lazım artık. Şimdi Modric ölmüşsün. Ağlayanın yok Modric. Matuidi çıksın. Haller'in yerine de Blum'u alacağım ya. Diyeceğim ama Haller de iyi ya. Ya Blum hızlı. Blum, baştan belki Blum oynamalıydım başta bilmiyorum. Hadi beyler. O geçmesin. Geçti be. Ay arkadaş nokta atış pas ya. Bizde. Güzel sınır Radeşki bizde kaldı. O da harika. Şimdi çıkalım abi. Hemen çıkalım. Şu darboğazdan paslaşamadık. Herifteki ayak oyunlarına bak ya. Samba yaptı orada resmen. Oo. İyi yedik ama Dekos da yemez onları diyecektim. Herif gene bir yerden şutu çıkardı. Çok güzel aldık. Bitti mi? Bitti. Çıktık. İşte bu kadar ya. İşte bu kadar. Chelsea, sana güle güle. Burton Albion'a selam söyle İngiltere'ye gidince. İşte beklediğimiz Frankfurt bu. Oh be abi. Zor oldu ama çıktık. Barcelona'da Bayern'i yenmiş. Evet. Şimdi önümüzde bu maçı da atlattığımıza göre önümüzde çok önemli bir Bayern Münih maçı var. Ama şunu merak ediyorum. Takım bize ne kadar para verdi? 6 milyon. İyi, bunu da geçersek 10 olur. Finalde alırsak 15, 20. Güzel. Oh. Modric'i hastaneye kaldırsak yeridir. Pejinović gir abi. Matuidi'nin yerine Barkok. Bunlar iyi iş yapan oyuncular. De Costa'nın yerine Chandler. Henry sen çok yorgun musun? Yorgunsun. Senin yerine de Tabata'yı alırız. Tahta çok yorgun ama Ordoniz oynatmam Ordoniz'i. Haller'in yerine de Blum'u oynatacağım. Fabian da Kamada'nın yerine oynatacağım. Bayağı değiştirdik ya. İyi. De Ligt ve Tah hariç herkes değişti. Bir de kalecimiz tabii. Hazır harika bir bölüm geçiriyorken, menajer puanımız 95 olmuşken şu bayağı de birkaç tane takıp geçelim millet. Güzel. Lacazette, De Ligt, Tah. Bunlar çok yorgun. Geri kalanı yerinde. Haydi bakalım. Neler olacak Bayern Münih maçında? Bayern Münih'i bir şok edelim mi? Hazır kendi sahamızdayız. Şunların eline verip 2-3 tane golü gönderelim millet. Güzel pas. Ben bir şey demiyorum. Ben bir şey demiyorum. Yine bir şey demiyorum. Takım feci. Bayağı mini moraller şimdi sıfırdır eminim. Vay arkadaş ne paslaştık be. Lacazette'in de offside olmaması için geri gelip tekrar ileri çıkması da nasıl iyi bir forvet olduğunu gösteriyor. İki yapar mıyız? Valla geliyorsunuz ama siz bir Chelsea değilsiniz. Biz o topları alırız. Kardeşi güzel. Blum vur oğlum. Ah be direkt ya. Of be. Aldık hiçbir şey yok hocam yapma artık ya. Vallahi olmuyor böyle ya. Vuralım kafaları. Penaltı mı? Al işte bir gol attıracak ya. Bak görüyor musunuz? Vallahi bir şey var ya. Vallahi bir şey var ya. Yok abi iyi oynayıp yenemiyoruz yani. İlla attıracak bir şekilde. Nereye uçsam? Sola uçacağım. Ulan yerimde dursam alıyormuşum ya. Bekle ulan bekle bayağı. Seni pişman edeceğim merak etme. Kajdanmış gidiyor. Ah be Lacazette var ya affetmiyordu ama kalede de Neuer var boru değil. Vay arkadaş ya.
Hadi beyler, hadi ya, biraz daha konsantre ya. Önemli rakip bu ya. Uzayın be. Helal be, adam göğsüyle kontrol etti maskara. Bizde o. Güzel. Vay arkadaş ya. Delikt, adamsın. Bak işte bak. Yok abi, ben başka bir şey olduğunu düşünüyorum ya. Bunlar çok da benim hatalarım değil yani. Bu ne abi? Şimdi biz de Henry ile mi gelelim yani? Onu mu diyorsunuz? Tavata'yla pardon. Korner mi bu? Dışarı mı vurdun? Dışarı vurmuş herif. Ultra ofansif topyekun atak anasını satayım. Hadi. Abi ne olur ya, şu direklerden bıktım artık ya. Hadi beyler, son şans hadi. Hadi beyler. Hadi Lacazette, uçur bizi Lacazette. Bu kadar olmaz ya. Hay lanet olsun ya. Vallahi sinir oldum ha. Abi alabileceğimiz maçtı ya. Güzel oynadık ya. Hakem hataları. Hakeme takılıp gol yemem. Vallahi bahane bulduğumdan değil ha. Biz bunları yenerdik ya. Puan farkını yine 2'ye indirdi herifler. Ulan. Dostlar bir sonraki bölümde de şurada gördüğünüz 6 maçı yapacağız. Nürnberg'den başlayacağız. Leverkusen, Köln. Sonra Atletico Madrid. Mainz 3, 4, 5 ve tekrar Atletico Madrid. Yani gelecek bölümde Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Atletico Madrid'le olayı kapatacağız. Alacağız onları da. Bayern Münih'te kupayla karşılaşacağız Almanya Kupası'nda. Bu sefer kaçırmayacağım elimden onları. Arada da Ingolstadt falan filan var. Sonra zaten şu 4 maçtan sonra da sezon bitiyor. Ondan sonra yolumuza bakacağız. Menajer puanımız yenilmemize rağmen hala 95. İyi bari. Onda sıkıntı yok. Bu kadar. Yine 2 puan farkla kapatıyoruz ligde. Şampiyonlar Ligi'nde yolumuza devam ediyoruz. Almanya Kupası'nda yolumuza devam ediyoruz. Aslında bakarsanız her şey iyi. Sadece şu Bayern'e yenilmek beni bayağı sıkıntıya düşürdü. Zihinsel açıdan. Neyse. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim dostlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Altta da mutlaka bir şey karalayın. Oradan konuşalım. Ve kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.